Arkadaşlar şortumun boyutunu istediğim boyuta gelene dek ördüm. Daha öncesinde şuraya kadar örmüştüm ama biraz kısa geldi boyu. Sonra sarıyı da yaptım. Şöyle 3 sırada lacivert yaptım. Tam 5 sıraya tamamlayamadım. Çünkü çok geniş olabilir. Hani şurası çok uzun olacağı için yapmadım. Sonra sarı iple bir sıra düz bütün ilmekleri yuvarlak şekilde misinalı şişle düz ördüm. Sonra da çift taraflı lastik dediğimiz lastikten 2 sıra ördüm. Şimdi bunu nasıl hani misinalı şişle nasıl olur onu göstereceğim. Şimdi hanımlar bakın hemen devam ediyorum. Şimdi bu sırada ilk hani lastiğe başladığımız zaman şöyle düzleri örüyoruz. Tersleri boşalıyoruz. Bakın düzleri tersleri boşaldım. Düzü örüyorum. Tersi aldım. Boş düzü ördüm. Tekrar tersi boşalıyorum. Düzü örüyorum. Bu sıramız bu şekilde gidecek. Bir dahaki sırayı da göstereyim. Misinalı şişle iki taraflı lastik nasıl örülür? Devamını anlatayım. Bakın. Şöyle tersi boşaldım. İpim iç tarafta. Şöyle kaydıramadım bir türlü. İpimi iç tarafta düz örüyorum. Tekrar tersimi alıyorum. Bakın boşaldım tersi ama ip bu yüzde kalıyor. Yani içinde yürüyor ip. Düz örüyorum. Bu şekilde bu sıramız böyle devam edecek. Bir daha geldiğim zaman da düzleri boşalacağım, tersleri öreceğim. Bu sıramı tamamlayıp döneceğim. Evet, sıramı tamamladım hanımlar. Şimdi bu sırada da bakın tersleri örüyoruz. Ters örüyorum, düzü boşalıyorum, ipim arada kalıyor. Tekrar örüyorum. Tersi, düzü boşalıyorum. Tersi, ters olarak örüyorum. Düzü boşaldım. Tekrar ters örüyorum. Bu şekilde hanımlar istediğiniz boyuta gelene dek lastiği yani ne kadar istiyorsanız o kadar örünce bitmiş olacak. Hep unutuyorum düzleri örüyorum. Evet bakın şöyle tersi ters olarak örüyorum. Evet devam ediyorum hanımlar. Bakın düzü aldım. Ters örüyorum. Düz aldım. Ters örüyorum. Düzü de boş alıyorum. Tekrar ters örüyorum. Hanımlar şunu söyleyeyim. Söylemeyi unuttum baştan. Burasına şu şeyleri de katıyoruz hanımlar. Bu kenarlarda yaptığım lastikler vardı ya. Onları da kattım. Düz bir şekilde ördüm. Böyle şöyle çekip ben düzenleyeyim. Düzgün bir şekilde göstereyim size. Misinalı şişinde zorluğu burada işte böyle geçmeyebiliyor bazen. Şöyle bakın hanımlar. Şuradaki kenardaki bir yerlerimizi de aynı şekilde kattım. Lastiğe yaptım. Her iki tarafı da. Şimdi buralarını tığla birleştireceğim hanımlar. Şimdi hanımlar bu sıramızı böyle gideceğiz. Bir dahakisin sırada dediğim gibi bir sırada düzleri örüp tersleri bırakıyoruz. Bir sırada da tersleri örüp düzleri bırakıyoruz. İpimiz hep ara yerde gidiyor. Bu konuda az çok bilginiz vardır. Sadece misinalı şişle bir hatırlatma yapmak için ben gösterdim. Düz mesela gidiş geliş yapacağınız zaman sadece düzleri örüyorsunuz ya. Onun için burada yuvarlak bir şekilde döndüğünüzde nasıl oluyor onu göstermek istedim. Dediğim gibi bu sırada şimdi düzleri boşalıyorum, tersleri örüyorum. Bir dahaki sırada tersleri boşalıp düzleri öreceğim. Böyle bir sıra bir, bir sıra bir derken istediğimiz boyuta şöyle iki parmağa yakın olunca örmeyi bırakacağım artık. Sonra da şu kenarını ben size hemen bir kısa bir şey yapayım. Şurada kenarlarını nasıl yapacağım onu göstereceğim şimdi. Evet hanımlar şimdi bu kenarının birleştirmesini gösteriyorum. Bakın burada hani ördüğüm iplerden kenar iplerinden bir tanesini aldım buradan. Hemen bakın şöyle bir işlem yapacağım.
Bakın buradan aldım bir tanesini. Buradan da alıyorum. Şöyle dıştan alıyorum bakın. Aldım ikisini biriktirdim. Tekrar bakın burada dıştakini alıyorum. Burayı da aynı şekilde dıştakini aldım. Üçünü birlikte geçiriyorum. Ya ne dikişsiz olacak bu kenarları. Şöyle düz bir çizgi gidecek iniş aşağıya. Bakın aldım buradan. İpim aşağıda bakın. Tekrar buradan da alıyorum. Ve üçünü birlikte örüyorum. Tekrar buradan alıyorum. Bakın aldım. Buradan da aldım. Ve üçünü birlikte çekiyorum. Tekrar alıyorum. Buradan da alıyorum. Bakın alıyorum ama buradan takıyorum. Bu şekilde. Üç ipim yarılıyor sık sık. Şöyle bakın. Aldım. Tekrar bir daha göstereyim. Aldım. Burayı da buradan aldım. Ve üçünü birlikte çektim. Tekrar göstereyim. Şöyle ikisinin de hanımlar bu dıştaki. Şu içtekini değil dıştakini alıyoruz. Bu şekilde bakın hanımlar şöyle güzel bir çizgi oluşuyor. Geniş aşağı. Burası bizim şortumuzun kenar kısmı olacak. Bir de arkadan bakalım nasıl oluyor. Arkadan da böyle bir görünüm oluyor bakın. Çok güzel duruyor. Bu şekilde hanımlar bu paçamız buraya kadar iki tarafını da aynı şekilde yapacağım hanımlar. Çok güzel oldu. Böyle denedim. Dikmektense bu daha güzel geldi bana. Ayrıca düğme de yapabilirsiniz buralarına. Tercih sizin. Ben düğme koymak istemedim. Çünkü yeleğinde düğme var. Bunda da olsun istemedim. Çünkü bu bir sipariş. Müşterim yeleğiyle takım istedi benden. Patikleri, yeleği hepsini birlikte yaptım. Bakın böyle olacak işte hanımlar. Bu kenara böyle aşağı doğru böyle gidecek. Şimdi bakın. Düğme ön tarafı hangi tarafı ön olarak görüyorsanız oraya şöyle aralıklı düğme dikebilirsiniz. Bakın bunları üst üste getirmedim hanımlar. Ayrı ayrı duruyor. Burası bir tarafı ön, bir tarafı arka olacak. Bu lastiği de dediğim gibi istediğim boyuta gelince bitireceğim. Ve beline ip yapacağım. Bir de şeyi göstereyim hanımlar. Bakın bunun takımı bu. Şöyle yeleği müşterimin isteği üzerine yaptım. Ayrıca şu yeleği yaptım bir de. Bakın, bu da çok güzel oldu. Yine bu da müşterimin isteği. Koymuşum da çıkarmaya çalışıyorum. Bu da ayrı bir yelek. Bakın. Bunu da ördüm. Sonra bu konvers patikleri ördüm. Genelde ağırlıklı sarı kırmızı takımlarımız hepsi böyle. Evet arkadaşlar bu kadar. Başka anlatacağım bir şey yok. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Yeni paylaşımlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.